Lütfen. Abi böyle gelecekler. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz olabildiğince bu dönemde sosyal kültürel faaliyetleri ön plana çıkaran bir yaklaşım içerisindeyiz. Burada tabii ki insan odaklı bir yönetim anlayışının ürünü olarak özellikle hükümetimizin ortaya koyduğu bu yaklaşımı da bizler belediye çerçevesinde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Rize'de de özellikle Tophane Mahallesi'nde sadece belediye olarak değil, valiliğimiz, sayın önceki valimiz, şimdi valimiz Sayın Erdoğan Bey ve diğer il müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Elbette belediye olarak halka yönelik olan bu faaliyetlerin bir yerde koordinasyonunu yüklenmiş durumdayız. Onun dışında bu birlikteliğin bir ürünü olduğunu özellikle belirtmek isterim. Sayın muhtarımız, ben ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum muhtarımıza. Çünkü burada muhtarımız özel ilgi göstermeyip koşuşturma gerçekleştirmezse elbette biz bu faaliyetleri yine yapmanın gayret içinde oluruz ama bu kadar çabuk bitiremeyiz. Onu açıkça söylemek gerekir. Bu faaliyetlerimizi Tophane'de biz biliyorsunuz geçen yıl zannediyorum 2 yıla yakın oldu. 2 yıl oldu. Etüt merkeziyle başladık. Bu kadın kültür merkezi olarak burada yaptığımız bu manada ikinci faaliyet. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde de çok kısa bir zaman içerisinde burada üçüncü bir bu manada kültür, eğitim ve sanat ağırlıklı gençlere yönelik bir merkezimiz olacak. Bu bizim genel anlamda dediğim gibi belediye olarak yapmaya çalıştığımız belki genel anlamda duyulmuyor ama yerel anlamda herkes bu manada bize kendi iyi niyetlerini ve teşekkürlerini iletiyorlar. Geçen yıl örneğin Etüt Merkezimizden 400 civarında gencimiz, öğrencimiz yararlandı. Bunlar özverili çalışmalarla yürütülüyor. Buradaki Tophane Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu kültür sanat merkezimiz mahallelere yönelik olarak tabii ki bu bölgenin ihtiyacını tamamen karşılamaz belki ama bir başlangıç şeklinde görmek lazım. Bunun dışında Kadın Kültür Merkezi'nin merkezi anlamdaki faaliyetleri de sahilde inşallah yapıyoruz. Sahildeki çalışmamız da tamamlamak üzere inşallah onu da önümüzdeki birkaç ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ben tekrar katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara, muhtarımıza, mahalle sakinlerimize, bizim belediye çalışanlarımıza tekrar teşekkürler ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Doğrusu başkanımız güzel ifade etti. Belediyecilik çok yönlü bir hizmet. Bir görünür hizmetleri var, bir de görünmeyen, ama altından mutlaka birilerinin yapması gereken hizmetleri var. O hizmetlerin burada veriliyor olmasını görmek bizi çok mutlu ediyor. Biz daha çok olayın daha belki daha ana hatlarında kalıyoruz. Belediye altını doldurmasa bizim yaptığımız işin de fazla bir kıymeti kalmıyor. Hep görüyoruz, yaşıyoruz. Binalar gittikçe büyüyor, yükseliyor. Ortak alanlarımız, hava alma alanlarımız bile azalıyor. Bireysel yaşam alanlarımız ufalıyor. Ve insanlar bu binaların içerisinde neredeyse bir hapishanede yaşar gibi yaşıyorlar. Ve mutlaka böyle bir nefes alma ortamlarına ihtiyaçları oluyor. Bu çerçevede bu mahallede yapılan işin gerçekten değeri çok büyük. Onu en fazla bizim mahalleli vatandaşlarımız hissediyor, kıymetini biliyorlar. Güzel bir iş, emeği geçen, eli değen herkese, başta belediyemiz, muhtarımız ve diğer arkadaşlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Tophane Mahallemiz, Kadın Kültür ve Sanat Merkezimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl esas şey? Asas atölyemiz burası içerisinde. Hayırlı uğurlu.
bakalım neler yapıyorlar. Neler yapıyorlar, neler yapacaklar. Nasıl yapıyorlar. Bütün bayanlar elimizden geldiği kadar el emeği, gözlüğü... Yani burada dikiş atölyesi gibi bir şey mi olacak? Yani evet. Burada dikiş mi yapacaklar? Çeyiz üzerinde. Çeyiz üzerinde çalışacaklar. Aynen öyle çalışacaklar. Belki öğrenecekler, belki şey olacak. Öğrenler de var. Yaptığım kısa bir işlemine de giriyorlar. Ticaretleşim olacak mı? İnşallah olacak. Ona da çalışacağız. Başkanlarımız öyle. Bunu zaten istiyorlar yani. Abi, ne yapıyorsun?